Sokağa kurulan doğalgaz kutusunun yetersiz kalması nedeniyle dükkanlarına doğalgaz çekemeyen Rüstempaşa Birinci Etap esnafları yetkililere çağrıda bulundu. Doğalgaz kutusu var burada. Yetmiyor diye bize vermiyorlar. Sana yeni hat çek, bireysel hat çekeceğiz deyip benden 33 milyar para istediler. Bir esnaf başına mı? Benden istediler bizzat yani. Ben kendim direkt çevirdim. Dükkanıma gaz istiyorum diye. Borularına da mı? 33 milyar da ona vermişim, borularını almışım. 33 milyar da benden aksa gaz istiyor. Ben bunu nasıl vereyim yani? Ben burada 24 tane dükkan var. Arkadaşım bir kişi gelip sorunumuzu dinlemiyor. Doğal gazlarımız bak vanaları bile yok. Telefonlarımız yok. Hiç ki yok. Telefonlar çekmiyor mu? Hatta bağlantılar yapılmamış. Fiber bağlantılar yapılmamış. 3 aydır telefon parası ödüyorum. Benim bağlantılarım yapılmamış. Ne yapalım? Biz de şaşırttık kaldık. Bir yetkili yok ki bir derdimizi anlatalım. Çay ocağı işletiyoruz. Aynı dertten biz de muzdaribiz. Isınmak için peteklerimiz yanmıyor. Doğalgaz gelmedi. Ocak için kullanacağımız doğalgaz zaten aynı sıkıntı. Kadir abi anlattı. Bir türlü hep başvurmadığımız yer kalmadı. Bir türlü sonuca ulaşamadık. Bunun bir an önce giderilmesine özellikle Aksa'dan. Isınma problemi yaşıyoruz. Isınmadan kaynaklı gelen müşterilerimiz de aynı şekilde sorun yaşıyorlar. Yani ve yönetime ulaşabileceğimiz kimseyi de göremiyoruz. Kimseyle de bir iletişime geçemiyoruz. Hani bu sorunların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Ben lokantacılık yapıyorum 97'den bu yana. Bizim de sorunumuz işte doğalgaz. Doğalgazın kutusunun büyütülmesi ve bu mağduriyetlerimizin giderilmesi. Artı işte peteklerimiz yanmıyor. Tokinin sorunlarından dolayı. Fiber altyapısı ve internet problemlerimiz var. Dediğim gibi arkadaşım post cihazlarında sıkıntımız var. Ama en büyük sorunumuz şu anda doğalgaz. Kutunun büyütülmesi ve biz tekrar kolonlarımızı çekip doğalgaz kolonlarını gazımıza kavuşmak istiyoruz yani. Bunu yetkililere sesleniyoruz. İnternet altyapısında da sorun yaşadıklarını belirten esnaflar, yaşanılan sorunların hizmetlerine yansıdığını söyledi. Zaten internet altyapısı yok. İnternet altyapısı olmadığı için post cihazlarında, esnaf olduğumuz için post cihazı kullanıyoruz. Onlarda bile sıkıntı yaşıyoruz. İnternet bağlantısı olmadığı için post cihazı bağlayamayan esnaflarımız da var. Hani bunların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Yani bizim başka bir amacımız yok. Hani sorunların giderilmesini talep ediyoruz ve muhatap istiyoruz. Yani bir muhatap bulmak istiyoruz. Tabii ki çok büyük sorun yaşıyoruz. Şu anda ben 3 aydır hattımı çektiğim halde fiberlerde sıkıntı olduğu için bağlantıyı yapamıyoruz. Aradıkları zaman boşa çalıyor telefonlarımız. Artı post cihazlarımızdan internet sıkıntılarımız var işte. İşlerinize yansıyor. Yansıyor yani otomatikmen. Otomatikmen zaten 3 yıllık bir mağduriyetimiz var zaten. Burada zaten boştuk zaten 3 yıldır. Burayı bekliyorduk. Beklediğimiz gibi olmadı yani. Rüstempaşa 1. etap esnafları ilgili yerlere başvuru yaptıklarını ancak karşılığında ücret istenildiğini ifade ettiler. Tüm komşuların mağduriyeti gibi bizim de mağduriyetimiz var. Isınma problemimiz. Bir de bizim dükkanımızın önünde su birikiyor. Onu birkaç sefer buradaki yapıcı müteahhite söyledik. Bir türlü giderilmedi yani komple kaldırıp su doluyor. Şu anda ben oraya taş döşemişim. Onun üzerinden geçip gidip geliyoruz. Komşuların tüm problemleri ayrısı bizde de var. Isınma problemi. İşte elektrik problemi, doğalgaz problemi komple var yani. Hepsi bizde de var. Doğalgaz sıkıntımız var. Bir an önce çözülmesini istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımın konuştuğu gibi ısınma problemi yaşıyoruz ve bir an önce çözülmesini istiyoruz. Peki size başvuru yaptınız mı? Gerekli yerlere ulaşmaya? Gereken yerlere hep beraber zaten başvuru yaptık ama nedense sürekli bir yüksek miktarda bir para istenildi. Gereken yapılmadı ve halen yakamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. İnternet sıkıntısı sizde de var mı? Evet vardı. Ben çözdüm de ama diğer arkadaşlarım maalesef halen çözemediler.